Kuraklık nedeniyle tarımsal sulamada biliyorsunuz yaşanan sorunların giderek artacağına ilişkin endişeler devam ediyordu. Bu yıla ilişkin de rahatlatan açıklama Devlet Su İşleri 13. Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun'dan geldi. Coşkun, yağan yağmurlar nedeniyle bu yıl tarımsal sulamada sıkıntı yaşanmayacağını belirtti. İklim değişikliği ve insan faktörünün neden olduğu kuraklık su kaynaklarının giderek azalmasına neden olurken bilim adamları ve sivil toplum örgütleri el ele vererek farkındalık yaratmaya çalışıyor. Su kaynaklarının korunması ve doğru su kullanımına yönelik dünya ülkeleri işbirliği içine girerken Antalya'daki su rezervleri konusunda yaşanan endişeye ilişkin bilgiler DSİ 13. Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun'dan geldi. Coşkun özellikle bu yıl tarımsal sulamada ciddi bir sıkıntı yaşanmayacağını kaydetti. 2022'deki yağışlar, kar yağışlarımız özellikle Antalya'mızda hem çiftçimize hem bizlere bir rahat nefes aldırdı. Özellikle yukarı dağlardaki kar yağışları da barajlarımıza, göletlerimize akış olarak geldiği için 2022 yılında inşallah çiftçilerimiz sulamada sıkıntı çekmeyecek. Biraz Korkuteli ve Elmalı civarımız zayıf olmasına rağmen idareli ve itinalı kullanmayla 2022'yi sorunsuz inşallah yazı geçireceğiz diye düşünüyoruz. Özellikle üreticilerin sulama birlikleriyle dirsek temasında olması gerektiğini ve az su isteyen ürünleri ekmeleri gerektiğini hatırlatan Coşkun, suyun idareli kullanılması konusunda da uyarılarda bulundu. Bizim sulamalarımızı sulama birliklerimiz yönetiyor. Özellikle bizim sulama birlik başkanlarımızın tavsiyelerini ve suyu israf etmeme yönünde uygulaması gerektiği şeyleri, ayrıca ekilecek ürünleri de birliklerle istişare ederek, beyan verdikleri ürünleri ekerek ve suyu da idareli kullanarak, bu kaynaklar sonsuz değil, bitiyor ve önümüzdeki günlerin ne göstereceğini de bilemiyoruz. En azından optimum idareli kullanıp hatta bizler bile evde musluklarımızı çocuklarımıza dikkatli açıp kapatmalarını öğreterek sularımızı idare kullanmak birinci görevimiz.